Yatırım, insanların zaman, para ve diğer kaynaklarından fedakarlık ederek gelecekte kazanç elde etmesidir. İnsanlar finansal varlıklara veya gerçek varlıklara yatırım yapabilirler. İsterseniz finansal varlığın ne olduğunu size kısa bir örnekle açıklayayım. Bunu anlamamız için ilk önce paranın nasıl hareket ettiğini bilmemiz gerekir. Şemada da göreceğiniz üzere para esas yatırımcılardan çıkar. Şirketler nakit akışlarını 4 farklı yoldan karşılarlar. İlk olarak finansal ihtiyaçlarını kasalarındaki nakitten karşılarlar. Buna öz sermaye ya da öz kaynak da denmektedir. Eğer şirketlerin kasalarında yeteri kadar nakit miktarları yok ise şirketler bankalardan borç, kredi alma yoluna giderler. Eğer şirketler küçük şirketse veya bankalardan yeteri kadar uygun miktarlarda kredi bulamazlar ise veya buldukları kredi miktarlarının faizi yüksek ise şirketler finansal varlık ihraç etmek zorundadırlar. Eğer sabit getirili menkul kıymet ihraç edemezler ise şirketlerin son çaresi kendi hisse senetlerini dış piyasada satmaktır. Buna halka arzda denir. Finansal varlıklar genel olarak iki kategoriye ayrılır. Sabit getirili menkul kıymetler ve hisse senetleri. Sabit getirili menkul kıymet, şirketlerin, devletlerin veya hazinelerin borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için ihraç ettikleri senetlerdir. Sabit getirili menkul kıymetlerin vadesi 1 yıldan az ise bunlara bono, vadesi 1 yıldan fazla ise bunlara tahvil denmektedir. Sabit getirili menkul kıymet ihracında iki taraf vardır. Borcu alan taraf ve borcu veren taraf. Borcu alan taraf, tahvili ihraç eden taraftır. Borcu veren taraf, tahvili alan taraftır, yani yatırımcıdır. Bugünkü zamanda, yani T0 zamanında bu iki taraf bir araya gelirler. Tabii ki eskiden fiziksel olarak bir araya geliyorlardı, ancak günümüzde elektronik olarak bir araya gelirler. Bu iki taraf bir araya gelince bir borçlanma anlaşması imzalarlar. Bu anlaşmaya göre borcu alan taraf, borcu veren tarafa her 6 ayda bir ya da bazen yılda bir kupon ödemesi gerçekleştirir. Faize aynı zamanda kupon ödemesi de denmektedir. Yani ben bir tahvil yatırımcısı isem benim 6 ayda bir ya da yılda bir elde edeceğim faiz gelirine kupon ödemesi de denir. Tahvillerin vadeleri tahvilden tahvile değişiklik göstermektedir. Şu anda günümüzde en uzun vadeli tahvil 100 yıllık tahvillerdir. Tahvilin vadesi dolduğunda borcu alan ya da tahvili ihraç eden en son kupon ödemesini yapar ve tahvilin nominal değerini yatırımcıya geri verir. Bu noktadan itibaren tahvil anlaşması sonlandırılmış olur. Genel olarak hem Türkiye'deki hem dünyadaki şirketler hem de dünyadaki devletler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk lirası cinsinden tahvil ihraç edebildiği gibi euro veya Amerikan doları cinsinden tahvil de ihraç edebilir. Esasen tahvil yatırımcısının şirket üzerinde herhangi bir hakkı yoktur. Tahvil yatırımcısının şirket üzerinde hak sahibi olduğu tek şey vadesi geldiğinde toplaması gereken ya da vadesi geldiğinde hak ettiği kupon ödemesini almasıdır. Bunun haricinde şirketin genel kurulunda ya da şirketin herhangi bir yatırım kararında hiçbir şekilde tahvil yatırımcısı rol oynamaz. Tahvil fiyatlarını belirleyen esas unsur piyasadaki faiz değişimleridir. Eğer piyasadaki faizler artarsa tahvilin fiyatı düşer. Çünkü tahviller sabit ödemeli kontratlar oldukları için gelecekteki toplanan miktarlar sabittir ve o gelecekteki toplanan miktarların bugünkü değeri artan faiz ortamında düşmüş olur. Benzer şekilde eğer piyasadaki faizler sert bir şekilde düşerse tahvillerin bugünkü fiyatı artar. Bu yüzden tahvillerin fiyatlarındaki en belirleyici etken piyasadaki faiz ortamıdır. İsterseniz bu soruya cevap vermek için 1928 yılında 100 dolarımızı Amerikan tahvillerine yatırdığımızı varsayalım. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki datayı örnek gösteriyorum.
Çünkü Türkiye'deki tahvil faizleri maalesef o kadar eskiye gitmiyor. 1928 yılında tahvile 100 dolar yatırsa idik, bugün itibariyle tahvilimizin değeri 8.012 dolar olacaktı. Ancak aynı 100 dolar enflasyon oranında büyüseydi, paramızın değeri yaklaşık 1400 dolar olacaktı. Grafikte de gördüğünüz üzere yatırılan her 1 dolar enflasyon oranında artsaydı 14 katına çıkmış oluyordu. Ancak tahvil yatırımında her 1 dolar yaklaşık 80 katına çıkmış oluyor. Bu da bize gösteriyor ki yeteri kadar uzun beklenirse ya da yeteri kadar uzun vadede tahvil getirileri enflasyon getirilerinden daha yüksek olacaktır. Tahvile yatırım yapmanın esasen iki yolu vardır. İsterseniz çalıştığınız aracı kurum aracılığıyla tahvile direkt yatırım yapabilirsiniz. Bu sayede tahvili ihraç eden şirketin ödediği kupon ödemeleri direkt sizin hesabınıza geçer. İkinci olarak da parayı tahvile yatırım yapan yatırım fonlarına yatırabilirsiniz. Yatırım fonları da bu parayı alıp değişik tahvil sepetine yatırır. Bu sayede elde edeceğiniz kupon ödemeleri de yatırım fonu aracılığıyla size aktarılmış olur.